Selam, ben Batuhan. Bugün mobilde kullanabileceğiniz güzel bir exploit'ten bahsedeceğim. Hem emülatörlerde kullanabilirsiniz hem de mobilde. Delta exploit ile ilgili daha önce bir video çekmiştim. Mobil exploit'ler arasında en iyisi Delta bence. Çünkü hem case sistemi çok basit hem de kurulumu sadece birkaç dakika sürüyor. Açıklamalar kısmında size bir link bıraktım. Kendi web sitemin linki. Chatterment'ten Delta'yı indireceksiniz. Şu şekilde bir versiyon şu an 634. Zaten güncellendiğinde biz de otomatik olarak güncelliyoruz. Emülatör olarak dilerseniz BlueStacks çalıştırabilirsiniz. Ben bu videoda BlueStacks kullanacağım ama Memo da bunun için kullanışlı olacaktır. İkisi de aynı. Sadece BlueStacks'in menüsüne daha aşina olduğum için daha rahat anlatabileceğim. Tamamen sizin keyfinize kalmış. Şöyle geliyoruz. Bilgisayardan indirdim. Bilgisayardan emülatöre aktaracağım. Çünkü emülatörün içinde indirme yaptığım zaman dolunant hızım düşüyor. Bu da benim sinirimi bozuyor. Hızlıca indirmek için APK dosyamı bilgisayarıma indirdim. Sağ klik attım. Burada birlikte aç bölümünde ya BlueStacks'e kurmak isterseniz bunu seçebilirsiniz ya da Memo'yu seçebilirsiniz. Ben BlueStacks'e kuracağım için şu an BlueStacks'i seçeceğim ve APK dosyam BlueStacks'i açıp hızlıca kuracak. Bir süredir video çekemiyordum, maalesef araya bazı problemler girdi. Bundan sonra elimden geldiğince düzenli video çekeceğim. Sıkıntı şöyle oluyor. Benim hem kendi problemlerim baş gösteriyor. Hem de maalesef işte sıkıntı yaşamadığım zamanlarda da Roblox problem yaratıyor, video çekemiyorum. Daha önceden kurduğum bir Roblox olduğu için şu an kurulum yapamadım. Onu önce bir sileyim. Güncelleme üstüne kurulmuyor. Sizin önceki versiyonu kendiniz manuel olarak silmiş olmanız lazım. Şu şekilde sildim. Tekrar geldim. APK dosyamı birlikte aç dedim. Hatta şuradan da seçebilirim ama tekrar şuraya geldim. BlueStacks'i seçtim. Uygulama yükleniyor dedi ve gördüğünüz gibi Roblox geldi. Roblox'a girmeden önce ayarlar kısmından şöyle bir CPU'nuzu yani performansınızı düzenlemenizi öneririm. Çünkü hile yaparken donabilir oyun istemeden. Göster kısmından da bu 1600'e 1900 aslında benim için ideal ama 1900'e 1080'le seçebilirsiniz ama şu an hiç yeniden başlatmak gibi bir isteğim yok. Grafikleri düzeltin, oyun ayarları şöyle gelelim. Ek olarak gösterebileceğim şöyle bir şey de var. BlueStacks reklam gösteriyor. Seçenekler kısmından BlueStacks'in oyun sırasında reklam göstermesine izin ver tikini kapatırsanız reklam gözükmeyecektir. Çok uzun cümleydi. Yoruldum. Gelelim. Roblox kuruldu zaten. Roblox'a hemen bir tane tıklayalım. Şöyle de büyütebiliriz. Hatta F11 ile komple de büyütebiliriz. Ama ekran çok beyaz oldu o zaman da. Roblox açalım. İzin verdiğini bana genelde tam bu noktada şöyle bir soru soruluyor. Ben burada kendi hesabımı gireyim mi girmeyeyim mi? Kendi hesabınızı girin arkadaşlar. Çok sıkıntı olacak zannetmiyorum. Yani depolarlarsa da çalarlarsa da bir şey diyemem ama hiç öyle daha önce öyle bir mevzu olmadığı için bundan sonra da öyle bir şey olacağını zannetmiyorum ama çok da garanti vermiyorum. Tamamen size kalmış. Şöyle rastgele bir hesap oluşturacağım. Bu hesabı çalıp şifresini değiştiren ilk arkadaş bana Discord'dan yazsın. Ona Discord'da özel rol vereceğim. Öyle de kişisel zevklerim var. Şöyle girelim hızlıca. Ama şey olsun lütfen. Hesaba girdiğine dair hani profil kısmına sesini atsın bana. Göreyim ben onu. Tamam, bu kadar. Delta Exploit'i tamamen açtık. Şimdi gelelim Blox Fruits oyunumuza girelim. Herhangi bir oyuna giriş yapmanız lazım bu noktada. Genelde Blox Fruits tercih ediyorum. Çünkü keyifli bir oyun. Hem de burada çalışan hile de hemen hemen çoğu oyunda çalışır. Çünkü otofarm mantığı ve hileleri de genelde otofarm mantığıyla çalışan oyunları oyunlarda ilerleyebilmek için kullanıyoruz. Şöyle gelelim. Bu arada şey mevzusu oluyor. Update'lenmesi gerektiğini yani fixlendiği zaman oyuna girdiğiniz atar. Yani oyuna girdiğiniz size atıyorsa büyük ihtimal fixlenmiştir. Yeni sürümü indirin. Şöyle gelelim. Bir key istiyor bizden ama öncelikle şöyle sen çok of çok itici bir sesin var ya, ben Luxury's müziğinden o kadar nefret ediyorum ki oyuna dön dedim. Tamam, tekrar şuna tıkladım ve gördüğünüz gibi bir key kaldı. Nvidia kişisinden gelen bildirimler kapatılsın mı? Siktirsin gitsin. Tamam. Şimdi burada bir key istiyor bizden. Key sistemi çok basit demiştim. Şurada bir sil key dedik. Link kopyalandı dedi gördüğünüz gibi. Şöyle hemen yan sekmeden açtım. Linki yapıştırdım. Yine bilgisayardan alacağım. Emülatörden almak istemiyorum çünkü çok sıkılı. Yani hem ekran küçük hem indirme hızım falan filan 2 saat bekletiyor. Adblocker'ınızı kapatın diyor. Ya Loot Link yapımcısını tanıyorum, bana kızmaz umarım. Ama fixleyeceğiz yine, uğraşamam şu an bununla. Şu linki kopyalayın arkadaşlar. Şöyle Bypass City diye bir web sitesi var. Açıklamada link vermeyeceğim. Linki yapıştırın buraya. Bypass link deyin. Şöyle bekliyoruz. Gördüğünüz gibi open bypass link dedik. Bir daha basalım. Tamam, gördüğünüz gibi ikinci yer attı bizi. Bir anda şey sandım. Bu link kırıcılara da özel
engelleme falan koyuyorlar. Link vertise de var da bunu yapmamışlar. Güzel. Gördüğünüz gibi K'yi aldım. Çok basit oldu. Bypass'da. Şunlar bile çuvaşılmaz. Geldim. Yapıştırdım. İçine yapıştırmak için farenizin sol tıkına basılı tutun. Yapıştır menüsü geldi. Yapıştır dedik. CTRL çalışmıyor maalesef. Kopyalandı ve gördüğünüz gibi geldi. Aslında tamamen işimiz bu sekmede. Bir tane stick whip kopyalayacağım ve sonrasında da gelip deneyeceğiz. Hemen yandan bir tane script'i kopyaladım. Ring sub'ı deneyeceğim şimdi. Zaten web sitemde de var. Bakabilirsiniz. Direkt şuradan execute clipboard diyoruz. Tehdit bulunsun, sıkıntı yok. Execute clipboard. Kardeşim beni rahatsız etmez misin lütfen? Şöyle gelelim tekrar. Execute clipboard dedik. Yani kopyaladığım şeyi. Yani kopyalama yerindeki şeyi otomatik yapıştır. Execute et dedik. Bakalım çalışacak mı? Mobilyalarda her zaman çoğu script çalışmıyor maalesef. Bazen donabilir, atabilir. O yüzden hani böyle 10 tane script varsa çoğunu denemeniz lazım. Gördüğünüz gibi hile geldi. Tabii ben çözünürlüğüm çok küçük olduğu için benim. Ekranda böyle çok büyük oldu ama çok önemli değil. Ana amacımız burada mobilde bir hile çalışabilmek. Bu donmalarla ilgili farklı exploitleri deneyebilirsiniz. Farklı emülatörler deneyebilirsiniz. Farklı exploitler deneyebilirsiniz veya farklı scriptler. Ben BlueStacks'ten video çekmeye çalışıyorum. Memo'da da deneyeceğim. Hani Memo'nun performansı daha iyi olacaksa gösterebilirim. Çünkü bu oynanabilir bir düzey değil şu an çünkü. Script'i değiştirin ya da emülatör değiştirin. İkisinden biri size çözüm olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi donma kısmını o şekilde çözebilirsiniz. Delta aralarındaki en iyi exploit gördüğünüz gibi sadece birkaç dakika içerisinde, bakalım video kaç dakika olmuş? 7 dakika olmuş. Sadece birkaç dakika içerisinde çok kolay bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Like atıp abone olarak bana destek olabilirsiniz. Açıklamalar kısmında tüm her şeyin linki var. Support destek bölümümüz var. Discord'da oradan da yardım olabilirsiniz. Onun haricinde istediğiniz şeyleri şu an yorumlar kısmında öğretin. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet. Bay bay.